Kayseri'nin en büyük problemi trafik bence şu anda. Başka bir problemi yok. Sıkıntı yok yani. Peki ne yapılması gerekiyor? Vallahi Kayseri'de doğru dürüst sürücü yok, sürücü. Araç kullanan kimse yok. Adam küt diye önüne çıkıyor. Yani bu adamlar İstanbul'da araç kullansa her gün bir tane adam öldürürler yani. Şu anda en büyük problem trafik bence. Başka bir sorunumuz yok Kayseri'de. Yok, iyi yani geri kalan her şey iyi. Kayseri'nin en büyük problemi yaşlılar. Yani başka bir problemi yok şu an için. Bir de gençlere özel bir hayat yok. Saat 8'de de hayat bitiyor Kayseri'de. O yüzden başka bir problemi yok. Peki ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması? Bu saatten sonra bir şey yapılmaz. Deniz demem lazım. Deniz de artık gelmez bu saatten sonra. Ondan dolayı pek bir şey demiyorum yani. Cahillik olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Öyle düşünüyorum. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani insanlar daha çok okusun, daha çok araştırsın. Yani daha çok dünyayı takip etsin. Bence bunlar gerekli. Işık, otopark ve kavşaklar. Peki ne yapılması gerekiyor? Tramvayın aşağı yerden geçmesi gerekiyor. Başka şeysi yok. Kurallara uymamak diye düşünüyorum. Kurallara uymadığının farkındayım. Kurallara uysak daha güzel bir şehir olabiliriz. Ekonomi. Ne yapılması gerekiyor? Ya yetkililerin daha ilgili olması gerekiyor bu şehir hakkında. Yani AK Parti pek ilgilenmiyor burayla. O biçimden. Vallahi en büyük problemi nedir? Bence iletişim. Ben Erikli'de oturuyorum. Bir tramvayın olmasını isterim yani. Bir gün daha oturarak gitmiş değilim yani, öyle diyebilirim. Tramvay olursa iyi olur. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ki. Problem çok da hangisini sayacağım? Her şey problem Kayseri'de. Trafik problem. En basit o ya. Ne yapılması gerekiyor bence? Sizce? Onu işte bu işlerle uğraşanlar kimler, onlar düzenleyecek. Benim söylememle olmaz. En büyük problem abi, kaldırımına başkanımız bakmıyor. Geçen düştüm, engelliyim. Çöpçüler hiç çalışmıyor. İş arıyorum, belediye başkanı hiç uğraşamadım. 10 senedir yazı yazıyorum, kimse ilgilenmiyor. %50 engelliyim yani, perişanım, işsizlik var. İşsizliğim çözüm, varıyorum belediye başkanı yanımıza, görüştürmüyorlar kimseyle. Yapacağım, bize bir yardımcı olun. Siz de es geçmeyin yani bu şeyi. Kayıt yapıp da sonra silmeyin yalnız. Peki ne yapılması gerekiyor? Memduh Büyük Başkan aslında bir şeyler yapıyor da yanındaki çalışanlar çalışmıyor. O bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. İstemeyle tanıyorum kendisini. Ama işte bilmiyorum. Şeyler var. Kaldırımlara iyi bakılmıyor. Geçen şey tekrar bir daha şu kaldırımın logaları şeymiş. Ayağım takıldı. Sorun çok yani. Kayseri'nin en büyük problemi. İnsanları ya. Direkt olarak insanlar da olabilir abi problem. Yani çünkü hani biraz saygı duymak gerekiyor ya birbirine. Kayseri'de bu yok bence. Yani başka bir şey gelmedi daha. Ne yapılması gerekiyor peki? İnsanların önce kendini düzeltmesi lazım abi. Yani başka bir şeye gerek yok. İnsanımız düzelirse başka bir şeye gerek kalmaz. Bence trafik ve insanların çok kaba olması. Bu. Ne yapılması gerekiyor peki? Bence insanlar bilinçlendirilmeli. Özellikle Kayseri'nin insanları. İş problemi var. Potansiyel piyasa daraldı. Başka bir sıkıntısı yok. Geçim sıkıntısı yani genellikle ağırlıkta. Peki ne yapılması gerekiyor? Vallahi buna bir çözüm üretilmesi lazım. Artık piyasa nasıl genişletilirse onu büyüklerden bekliyor. En büyük problem mi? Ulaşım var biraz. Şu hastaneye ulaşılmıyor. İkincisi kentsel dönüşüm problemi var. Şu mahallenin komplesi eski. Başka ne diyeyim ben ya işte. Alt yapı, üst yapıdır. Ne olacak başka belediyenin problemi? Ne yapılması gerekiyor sizce? Ya bunlar da pek fena değiller ama daha iyi olsa iyi olur. Mesela tramvay alttan geçse iyiydi. Hiçbir kavşaktan geçemiyor. 10 dakika beklediğimiz oluyor biz. Kayseri'nin en büyük problemi bakımsızlık. Hiçbir tarafa bakılmıyor. Her taraf çukur içerisinde. Ne asfaltına bakılıyor ne de kaldırımına bakılıyor. Yani aslında hükümetin bir belediyesi her tarafa pırıl pırıl olması lazımken maalesef olmuyor. Bakılmıyor. Neden bakılmıyor onu da bilmiyoruz tabi. Gerçi Memduh Büyük Kılıç parasının olmadığını Cumhurbaşkanlarına iletti. Ama ne derece doğru, ne derece yanlış onu da bilemiyoruz tabii.
Kayseri'nin en büyük sorunu bence nüfustur. Yani kendi insanımızdan daha fazla bir göçmen nüfus aldık. Bu da altyapının çok fazla zarar görmesine neden oldu. Yani sokaklarda, mokaklarda kendi insanımızı göremez olduk artık. Yani selam verecek insanımız yok. Bir adres soruyorsun, karşındaki bile senden yabancı yani. O dereceye geldik artık. Bence Kayseri'nin en büyük sorunu nüfustur. Nüfusun da getirdiği çok büyük sıkıntılar var tabii yani. Öyle. Peki ne yapılması gerekiyor? Şimdi yapılması gerekenleri aslında yapıyormuş gibi gözüküyorlar ama yapmıyorlar. O yüzden ne yapacağımızı ben de bilmiyorum yani. Hani bu işin başında ben olsam tabii ki de çok farklı şeyler yapabilirdim ama şu an ne yapılabilir bu konuyla ilgili bilmiyorum. Belki nüfus biraz azaltılabilir. Veya hani o insanların geldiği bölge için farklı bir bölge açılıp onlar orada yaşamına devam etmesi daha uygun olabilir kendi Kayserileri açısından yani. Bence yollar ya. Yollar yani. Baktığınız zaman bile şurada bile her yer çatlak, çukur. Geçtiğimiz zaman sürekli çukurlar, araçların içindeyken çukurlar ve trafik. İnsanları. İnsanları. Peki ne yapılması gerekiyor? Daha fazla kütüphane yapılabilir insanların bilgilenmesi için ya da kültürel bir anlamda gelişmesi için. En büyük problemi bir çırpıt aklıma gelmedi ama herhalde ulaşım. Peki ne yapılması gerekiyor bu konuda? Valla projenin sahibi ben değilim. Yani yöneticiler bunun yapılması gerekeni halkın nabzını tutarak yerleştirmesi lazım. Geliştirmesi lazım değil mi? Kavşaklar çok büyük sorun, ışıklar çok büyük sorun. Çok bekleniyor.